Konaklama tesisleri sizlerin de bildiği gibi hizmet satan işletmelerdir. Satılan ürün oda değil, gerçekte de zamandır. Ya da bir başka deyişle odanın belirli bir süre kullanım hakkıdır. Satış için kullanılan birim ise bir zaman birimi olan gündür. Konaklama birim olarak gün ile hesaplanır. Bu nedenle her gün bir değerinden net bir şekilde ayrılır. Bu ayırmayı da gün sonu işlemleriyle yapıyoruz. Gün sonu gece vardiyasında tüm beklenen rezervasyonlar geldikten sonra gece yarısı yapılan oldukça kritik bir işlemdir. Gün sonu yapıldıktan sonra genellikle istisnai durumlar dışında geri dönüş mümkün değildir. Bu nedenle işleme başlamadan önce gün içinde yapılan tüm işlemlerin kontrollerinin yapılarak hatasız olması çok ama çok önemlidir. Tüm check-in ve check-out'lar, tüm rezervasyonlar, departmanlardan gelen gelirler ve giderler, kasa nakit, kredi kartı, stiledger işlemleri dikkatlice kontrol edilmeli, gün içinde yapılan her işlemin eksiksiz ve hatasız olduğu görülmeden gün sonu işlemi yapılmamalıdır. Yine gece vardiyasında gün sonu ile birlikte Çeşitli yönetim raporları ilgili yönetici ve birimlere teslim edilmek üzere hazırlanırlar. Bu dersimizde bu raporlara da detaylı olarak göz atacağız. Günü kapatmak için sol taraftaki gün sonu menüsüne tıklıyoruz. Ve buradaki gün sonunu seçiyoruz. Açılan pencerede programın mevcut bulunduğu tarih ve bugünün tarihi yer alıyor. Program tarihi günü kapatmadığımız için 18 Nisan, gece yarısı saat 12 geçtiği için bugün 19 Nisan. Gün sonu penceresinde aktif ya da pasif hale getirebileceğimiz bize bir takım seçenekler sunuluyor. Gelin şimdi bunlara yakından bakalım. Oda fiyatı 0 ise durdur seçeneği. Bir çekin işleminde oda fiyatı girmeyi unutmuş isek sistem günü kapatmayı durduruyor ve bize ilgili odanın numarasını mesaj olarak gösteriyor. Gelin isterseniz şimdi oda fiyatı girmediğimiz bir çekin işlemi yaparak bunun uygulamasını yapalım. Çekin işlemini hızlıca yapabilmek için blokaj ekranından yapacağım. Blokaj ekranına giriyorum. Burada 101 numaralı odaya bugün için bir çekin işlemi yapayım. Etkinlik ekle dedim. Misafir adı Mehmet uyanık olsun. Uyru Türk vatandaşı. İki kişi olsun. Ajantası Walking pansiyon tipi oda kahvaltı. Fiyat tipi girmiyorum. Oda tipi de standart oda olsun ve check out tarihi de 19 olsun. Kaydettim saat tıkladım. Rezervasyonumun check-in'ini yaptım. Evet dedim. Giriş işlemi başarılı. Şimdi yapmış olduğum bu çekinin rezervasyon kartına gidiyorum. Rezervasyon kartında fiyatlandır kısmına geldim. Fiyatlandırmayı otomatik olarak yapmış. Ben burada manuel fiyat aktif diyorum. Manuel günlük fiyat olarak da 0 lira giriyorum ve fiyatlandır. Tuşuna basıyorum. Şu anda bu konunun fiyatı 0 lira. Bakalım gün kapatırken bize bununla ilgili uyarı verecek mi? Bunu kaydediyorum. Gün sonu işlemlerine geri dönüyorum. Gün sonu diyorum. O da fiyatı 0 ise durduru aktif hale getiriyorum ve gün sonu işlemlerine tıklıyorum. Bakın Oda fiyatı olmayan konaklayan kayıtlar var. Lütfen kontrol edip komp yapın. Yani complimentary yapın. Ya da oda fiyatı sıfır ise durdur butonunu kapatın şeklinde uyarı verdi. Bana burada rezervasyon numarasını veriyor. İstersem rezervasyon numarasıyla bu odayı bulabilirim. Ancak ben daha pratik bir yöntem kullanacağım. Resepsiyon kısmına geliyorum. Buradan rezervasyon listelerinden konaklayanlar listesini açıyorum. Konaklayanlar listesinde oda fiyatları kısmına baktığımda sıfır olan oda fiyatını hemen görebiliyorum. Bu rezervasyona giriyorum. Fiyatlandır kısmına geldim. Manuel fiyatı kapatıyorum. Sabit fiyatı kaldırıyorum. Fiyatlandır diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi o da fiyatımı düzeltti. Şimdi gün sonu işlemlerime kaydederek devam edebilirim. Rezervasyon kartını kaydettim. Gün sonu işlemlerine geri dönüyorum. Gün sonunda karşılaşılan, gün içinde yapılan hatalardan en büyüklerinden bir tanesi de odaların check out yapılmasının unutulması ya da extension'larının yani uzatılmalarının verilmesinin unutulmasıdır. Burada Gün kapatırken check out olmamış konaklayan odaları otomatik olarak uzatmak için bir seçenek var. Bu seçeneği aktif hale getirirsek gün içinde check out gözüken ancak henüz check out yapılmamış odalara otomatik olarak gün kapatırken uzatma işlemini gerçekleştiriyor. Eğer pasif hale getirirsek ve check out yapılmamış bir oda varsa gün sonu işlemini otomatikman durduruyor. Gelin şimdi yine bununla ilgili küçük bir uygulama yapalım. Daily use bir rezervasyon oluşturacağım. Rezervasyon listelerine geliyorum. Rezervasyon paneli. Yeni bir tane rezervasyon gireceğim. Rezervasyonum 18'inde giriş, 18'inde çıkış olacak. Sıfır gece. Oda tipi Standard. Pansiyon tipi BB uyruk Türk olsun. İki yetişkin standart oda ajent olarak Volkin seçiyorum. Kayıt tipi olarak da Dayuz'u seçiyorum. Bir tane de konuk ismi gireyim. Konuk adı da Mehmet Küçük olsun. Ödeme tipi nakit seçiyorum. Fiyatlandır kısmına geliyorum. Fiyat tipi non-refundable ve kaydediyorum. Mehmet Küçük adlı rezervasyonu kaydettim. Şimdi bu rezervasyonun check-in'ini yapıyorum. Oda numarası olarak da 103 numaralı oda olsun. Evet, check işlemini yaptım. Bunu roomrack'ten de kontrol edebilirim. 103 numaralı odada check-in işlemi yapıldı. Burada günlük kullanım olduğunu da görebiliyorum. Şimdi gece işlemlerine gidelim. Gün sonu. Check-out olmamış, konaklayanları uzat seçili değil şu anda ve gün sonu işlemini başlatıyorum. Checkout olmayan kayıtlar ve rezervasyon numarası verdi bana. Lütfen checkout tarihini uzatın ya da checkout olmamış konaklayanları uzat butonunu açın diyor. Tamam diyerek bu iletişim penceresini kapatıyorum. Checkout olmamış konaklayanları uzata açıyorum. Böylece 103 numaralı odanın extension'ını otomatik olarak program kendisi verecek. Yine gün sonundaki bir başka kontrol alanı ise Checkout olmuş folyoları kontrol et. Checkout olmuş folyoların bakiyelerinin sıfır olma zorunluluğu var. Eğer bakiyesi sıfır olmayan checkout olmuş folyo varsa bununla ilgili bize uyarı verecek. Ancak ben bugün hiç checkout işlemi yapmadığım için bununla ilgili uygulama yapamıyorum. Bir diğer kontrol alanı ise check-in olmamış rezervasyonları iptal et. Girdiğimiz rezervasyonlardan çekini gerçekleşmemiş olanlar varsa bu iletişim kutusunu açtığımda bunun iptal işlemini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Gelin şimdi bununla ilgili bir uygulama yapalım. Yine hızlıca rezervasyon girmek için blokaj ekranına geliyorum. Blokaj ekranında 203 numaralı odaya sağ tıklayarak etkinlik ekle diyorum. Misafir adı Ayşe Şeker olsun buyru Türk acentası yine walking pansiyon tipi BV standart oda olacak ve kaydediyorum. Check-in ve check-out tarihi aynı olduğu için bana hata verdi. Bunu düzelteceğim. Check-out tarihini bir gün sonra alıyorum. Ayşe Şeker adına rezervasyonum girildi. Bu rezervasyonun çekinini yapmadan günü kapatmayı deneyeceğim. Tekrar gün sonuna geliyorum. Gün sonunda çekin olmamış rezervasyonları iptal edip pasif hale getirdim. Gün sonu işlemlerine tıklıyorum. Çekin olmayan kayıtlar var. Çekin olmamış rezervasyonları iptal et butonunu aktif ediniz şeklinde bana bir mesaj verdi. Okey diyorum. Çekin olmamış rezervasyonu iptal etmesi için bu butonu aktif hale getiriyorum. Bir sonraki kontrol alanı ise peşin folyo balansı sıfır değilse durdur. Peşin folyo ya da cash folyo dediğimiz folyo ile ilgili gün içinde herhangi bir işlem yapmadığım için bunun bakiyesinin sıfır olduğunu zannediyorum. Gelin isterseniz bir buna bakalım. Konaklayanlar listesine geliyorum. Burada sistem tarafından her gün yeni bir tane keşfolyo oluşturuluyor. Oluşturulan keşfolyoya baktığımda bakiyesinin sıfır olduğunu, herhangi bir işlem yapılmadığını görebiliyorum. O yüzden herhangi bir hata mesajı vermeyecektir. Yeniden gün sonu menüsüne geri dönüyorum. Gün sonu menüsü günü kapatırken nelere dikkat edecek? Bir de hızlıca bunlara bakalım. Cash folio balansını kontrol edecek. Çıkış yapmış odaların balansları tek tek kontrol edilecek. Ve bunların sıfır olması gerekiyor. Eğer sıfır değilse zaten hata mesajı verecek. Giriş yapılmamış odalar iptal listesine aktarılacak. Çıkış yapılmamış konaklayan odalar uzatılacak. Eğer biz buradaki uzatma seçeneğini aktif hale getirirsek gün detay bilgileri düzenlenecek önemli konulardan bir tanesi oda fiyatları basılacak. Gün sonu işlemlerindeki önemli konulardan bir tanesi de her odanın oda fiyatının gün sonu içinde işlenmesidir. Bu işlemi gün sonu otomatik olarak programımız aracılığıyla yapılmakta. Giriş ve folio işlemleri, yedeklenecek, yine yedek almak gün sonu işlemlerinin önemli aşamalarından bir tanesidir. Tüm gün içinde yapılan işlemlerin yedekleri gün sonunda alınır. Yönetim raporları hazırlanacak. Kapanan günle ilgili tüm yönetim raporları düzenleniyor ve birazdan bunlara da göz atacağız. Gün sonu raporları hazırlanacak ve misafir raporları transfer edilecek. Gün sonu işlemleri bundan ibaret olacak. Gelin şimdi işlemimizi başlatalım. Bize yine bir hata mesajı verdi. Çekim ve check out günü aynı olan rezervasyonun kayıt tipi Duse olarak seçilmelidir dedi. Gelin şimdi bunu kontrol edelim. D100 olan odamız 103 numaralı odaydı. Bunun tarihi değiştirelim. Çıkış tarihi 19 olsun. Kayıt tipi de normal olsun. Ve kaydedelim. Yaptığımız değişiklik burada da görünüyor. Tekrar gün sonuna geri dönüyorum. Tekrar bütün kontrollerimi açıyorum ve gün son işlemini başlattım. Tek tek işlem yaptıkça burada yanlarına çek atacak ve gün sonu işlemi bitmiş oluyor. Ancak henüz günü kapatmadım. Günü kapatmak için tekrar buraya, buradaki butona tıklayacağım. Buradaki butona tıkladığımda benden authentication isteyecek. Yani doğrulamamı isteyecek. Bununla ilgili de cep telefonumda oluşturulan kodu buraya girerek günü kapatacağım. Gelin şimdi, şimdi bu işlemi yapalım. Günü kapat butonuna tıklıyorum. Aşağıda mail gönderemediğine dair bir uyarı veriyor. Yönetimsel raporları mail olarak atabiliyoruz ancak bununla ilgili sisteme giriş yapılması gerekiyor. Şimdi benden authentication kodumu istedi. Authentication kodumu giriyorum. Login diyorum. Ve gün sonu işlemi tamamlandı uyarısını alıyorum. Artık sizin de aşağıda göreceğiniz gibi ya da yukarıda göreceğiniz gibi program tarihiyle normal tarih 1 oldu. Okey diyorum. Ve artık yeni günün işlemlerine devam edebiliyorum. Bu dersimizde son olarak gün sonunda oluşturulan raporlara da hızlıca bir göz atalım. Eski gün sonu raporlarını seçiyorum. Neden eski? Çünkü bir gün öncesine ait. Bir gün öncesini seçiyorum. Ayın 18'i ve raporlar geliyor. Burada oluşturulan raporlar günlük konaklayanlar listesi, tüm konaklayan konukların listesini buradan görebiliyorum. Günlük giriş listesi. Check-in olan odaların listesi burada görünüyor. Günlük çıkış listesi. Check-out olan odaların listesi gözüküyor ki buradakiler cash folyolar yani nakit folyolar. Günlük iptal listesi. iptal olan rezervasyonları burada görebiliyorum. Gerçekleşen gelişler. Check-in olan odalar. Folyo işlemleri yani folyolaydı oluşan işlemler. Sadece oda fiyatlarının folyoları işlendiğini görüyorum. Onun dışında herhangi bir ekstra harcama yapılmadı. Oda fiyat kontrol listesi hangi odaya oda fiyatı basıldığını ve ne kadar basıldığını görebiliyorum. Oda folio balanslarını günlük transfer edilen folyo işlemleri varsa bunları günlük indirim ve iadeleri günlük departmanların gelir toplamlarını ki sadece odalar kısmından gelirimiz vardı ve toplam 1350 lira odalar kısmından gelirimiz var. Yaklaşık 3 ya da 4 odamız doluydu zannediyorum. Finans listesini hangi konuktan ne kadar ücret alındığını main kurantı nakit raporunu krediye kaldırılan folyoların raporunu odaların kullanım listesini misafir listesini ve polis listesini görebiliyorum. Bununla birlikte resmi misafir listesi ve varisi ürün satış günlük raporlarını da yine gün sonu raporlarından alabiliyorum.